Fethur Rabbani Gafsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 11. Meclis Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Hicri 19, Şevval 545, Miladi 1150 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey cemaat! Allah'ı anlayın. Onun şanına bilgisizlik yakışmaz. Cahil olmayın. Onu bilin ve itaat edin. Muhalefet ne demek? Onun yoluna baş koyun. Allah'ın bütün hükümlerine razı olun. Niza ve çekişme ayıp olur. Allah yaratıcıdır. Kullara rızık verir. Evvel ve sonra onun hazinesi dışında yiyip içen yoktur. Zahir, batın hep odur ve onundur. Onun varlığı kadimdir. Ondan evvel varlık başlamadı. Bu kadim hali sonsuzlara kadar uzar. Hükmüne karşı duran da yoktur. Dilediğini yapar. Kimseye hesap vermek zorunda değildir. Yarattıkları toptan ve tek tek kendi yaptıklarından ona karşı sorumludurlar. O zengin kılar. Dilerse bir pula muhtaç eder. Yararlı olan odur. Öldüren, dirilten hep odur. İşleri o takip eder. Ondan korkulur. Ondan ümit kesilmez. Hataya düşünce ondan korkunuz. Bir şeyler beklerseniz onun kapısına koşunuz. Başka kapılardan fayda ummayınız. Onun kudretiyle dönünüz. Hikmet ve kudrete mağlup oluncaya kadar devam ediniz. Edepli olunuz. Siyahla olduğunuzda beyazı unutmayınız. Haklı aranızda irtibat kurulması lazım. Bu da ancak edepli olursanız olur. İslam dininin esaslarını bozmaktan korunursunuz. Anlattığım şey mana alemiyle ilgilidir. Suretle işimiz yok. Anlattığımıza iyilerden pek az erer. İslam dininin dışına çıkanlarla işimiz yoktur. Onlar bize uzaktır. Halimize erenler, alemimize geçenler bilir. İç alemini zengin kılan onlar. İşin aslını yitirip dışarıda kalan bir şey sahibi olamaz mücerret ve muayyen vasıflar işe yaramaz. Bütün işlerinizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu yola gelin. Vasat halinizi kuvvetlendiriniz. Emir ve yasaklar altında kötülükleri eziniz. Ona uyanlara uyunuz. Padişah bu halinizde sizi çağırır. Peygamber Efendimiz'e uymayı iyi biliniz. Hak katına varmak için ondan izin isteyiniz. İnsan kendine mal etmek istediği mevhum varlıktan soyunmalıdır. Ebdal olmalıdır. Ebdal varlığını hak varlığına kattığı için ebdal olmuştur. Onlar hak iradesi önünde dilek sahibi olamazlar. Hakkın seçtiği şey üstüne onların seçme hali de yoktur. Zahirde işler tutar, hükümler verirler. Dıştan bakan onları böyle görür. Halbuki yapan başkadır. Bir zaman geçtikten sonra hususi hayatlarında hoş işler tutmaya koyulurlar. Onlar dış aleme bırakmazlar. Gönülleri zenginleştikçe dış aleme ait emir ve yasaklara itina ederler. Bu halleri bir müddet devam eder. Zaman gelir, onları emir ve yasak etkisi altına almaz olur. Artık dıştan bir şey almadan ve kitaptan okumadan kendi iç varlıkları onların sırlarını yönetir. Onlar bir uzdet alemine çekilmiş sayılırlar. Hak'tan bir an bile gafil olamazlar. Onlar kendilerini yitirirler. Emir ve yasa kanında ani bir uyarma gelir. Emri ve yasağı hemen yaparlar. Hiçbir haddi aşmak onların aklına gelmez. İbadeti terk etmek zındıklıktır. Hatalar yapmak ise hakka isyan sayılır. Bu büyükler ise hiçbir halde yapılması gerekli ibadetleri yapmaktan muaf olamazlar. Ey evlat! Onun hükmüyle iş tut. Doğru hattan çıkma. Ahdi unutma. Hepsini yapmaya gayret et. Şeytanı yık. Kötü olan tabi arzularını yen. Allah'ın yardımından da ümit kesme. Hak yardımı senin sebat haline göre gelir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah sabırlı kulları iledir. Hiç şüphe yok ki galebeyi kazanacak olanlar Allah'ın yardımcılarının ta kendileridir. Nefsin dilini tut. Allah'ı kula kesmesin. Bu halde nefsine can düşmanı ol. Ona ve diğer kullara hak kulluğunu emret. Yasak olanları da yaptırmamaya çalış. Onları bozuk hallerden kurtar. Hak anlayışına ve tabiatına uymayan şeyleri bıraktır. Allah'ın kitabına ve peygamberin adetine çek onları. Ey cemaat, Allah'ın kitabına saygı gösteriniz. Onun saygı hakkını terbiyenizle ödeyiniz. O hakla aranızda bir vuslat vesilesidir. Onu mahluk ve bir kul tarafından yazılmış görmeyiniz. Allah Teala bu benim kelam sıfatımın tecellisidir. Buyururken siz başka isnatlara yeltenmeyin. Her kim Kur'an'ı mahluk ve kul yapısı bilirse apaçık hakkı inkar etmiş olur. Yazık olur. Şu Kur'an, şu okunan Kur'an, şu işittiğimiz yüce kelam ve musaf sayfalarına yazılı yüce manalı sözler onun kelam tecellisindendir. İmam-ı Şafi ve İmam Ahmet o kadar titiz davranmışlardır ki sadece yazının mahluk olduğunu, ötesinin Allah kelamı olduğunu söylediler. Buna misal olarak kalbin mahluk olduğunu, içinde duranın ise mahluk olmadığını söylediler. Ey cemaat! Kur'an'ın nasihatlerini tutun. Bunu işinizle açığa vurun. Onun karşısında mücadeleci olmayın. İman ve itikat kolaydır ve güç olmayan işlerdir. Çok da değildir. Hemen yapılabilir. Ama asıl yapılan işler bundan sonra gelir. Size en çok iman etmek düşer. Kalbinizde tasdik edin, dış varlığınızda iş görün. Size yararlı neyse onu yapın. Kısa ve iptidai görüşe sahip olanlardan uzak durun. Ey cemaat! Nakille gelen bilgiler akılla sonuçlandırılamaz. Nas da kıyas ile terk edilemez. Yine de şahide elden bırakma. Mücerret dava ile kimseye bir alacak yüklemek kabil değildir. Şahitsiz ve ispatsız kimsenin hakkını almak kolay değildir. Bu hususta Peygamber Efendimizin bir emri vardır. Bir cemaat diğerine karşı mal veya kan davasında bulunmak zorunda kalırsa ispat gerek. Davacı ispat getirmeli. Aksi halde yemin icap eder. Kalp bilgilerden âri olduğu zaman dilin kuru bilgisi yetersizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim için en çok korktuğum içi bozuk bilginlerdir. Ey bilginler ve cahiller! Ey hazır olan ve buradan uzakta duranlar! Size tavsiyem Allah'tan korkunuz. Ona kalp gözünüzle bakınız. Onun önünde kendinizi yere seriniz. Onun kader çekici durmadan çalışır. Nefsinizi ona teslim ediniz. Şükür yoluna girmekle ona koşunuz. Nimetleri şükürle devamlı kılmak sizin elinizdedir. Ona itaat edin. Karanlığa onun ziya lambası ile giriniz. Bu haller sizi kuşatınca Hakk'ın her çeşit iyiliği sizi bulur. Dünyada cennetlik olursunuz. Artık öbür alemde de her şey sizin olur. Ey evlat, çalış Kalbini temiz kıl. Onda dünya sevgisi kalmasın. Zerresine kadar ayıkla. Bu bitince nefsine sahip çıkan olur. Onun eline seni bir an bile bırakmazlar. Unutursan hatırlatırlar. Gaflete düşersen ayık kılarlar. Cümle eşyada hakkı gösterirler. Başkasına baktırmazlar. Bu bir zevk halidir ki tadan bilir. Bu cins hale ermek zordur halk arasında eren binde birdir. Sadece bazılarıdır. Onlar halka gidip gönül eğlendirmezler. Halk onlara sükunet veremez. Ey içi bozuklar! Afetler gelmeye başladı. Belalar kalbinizin ucunda duruyor. Hak yolcuları haktan uzak kalmışlara baktıkları zaman huzur verirler. Hak katında sükûne davet ederler. Yaratılmışlara bağlı kalmayı onların gözünden silerler. Önce her şeye muhteriz olan kimseler sonra teslim olur kalırlar. Hak yolcuları bir yere nazar etmeye görsün. Sonrası malum. O nazarın izi artık silinmez. Günler geçer, aylar biter, yıllar tükenir ama o izler değişmez. O büyükler insanların en akıllı olanlarıdır. Siz onları görseniz akıllı olduklarına inanamazsınız. Bunlar delidir dersiniz. Onların da sizin hakkınızda düşündükleri vardır. Kıyamete inanmadığınızı ispat ederler. Onların gönlünde hazine saklıdır. Halka karşı kalpleri sert değildir. Haktan korkar ve çekinirler. Her ne zaman ki celal perdesi açılır, o zaman onlara bir yıkıntı ve perişanlık gelir. Kalpleri sanki parçalanıyormuş gibi olur bütün bitişik kemikleri ayrılıyormuş gibi olur. Hak Teala onların bu haline göre tecellisini verir, rahmet kapısını açar. Cemal perdesini açar. Lütfunu onlara yağdırır. Ben hakkı arayanlara bakarım. Ahireti arayan kimseleri severim. Başkalarından da pek hoşlanmam. Dünya bekçisi, nefsim ve şahsi arzusunun peşinde koşan benim işime yaramaz. Onlarla benim işim yok. Ancak onlar hastadır. Tedavi için yanıma gelmesini arzu ederim. Hasta için en sabırlı sahip doktordur. İşlerini benden saklı tutuyorsun. Sana yazık oluyor. Benden saklı şey az olur. Sen saklıyorsun. Halbuki o bana gözüküyor. Görüyorum. Sen dünya arıyorsun ve ey şahıs sen de ahireti arıyorsun diye söylüyorum. Bunlar bir hevestir. Bu hevesler kalbine yazılmış. Sonra alnında açıkça gözükmektedir. İçin dışa vurmuş. Her şeyin kıymetsiz bir hal almış. Elinde bir miktar dünyalığın var. Onunla böbürleniyorsun. Halbuki onun ancak zerresi işe yarar. Sana göre elindeki altın sayılır. Halbuki onun altın kısmı azdır. Ötesi ya gümüş veya işe yaramaz şeydir. Bunlarla bana çalım satma. Onların çoğunu gördüm. Bana geldiler, teslim oldular. Ben onların içinden seçtim. Ancak işe yarayan altın kısmını aldım, ötesini attım. İyi olan az, işe yaramaz çoktan iyidir. Altın babası diye lakap alman seni kurtarmaz. Ben sikkeciyim. Yanımda aletler vardır. Onlarla ölçer, değerini veririm riyadan dön. Nifakı bırak. Bunları bıraktığını da varlığını anlat. Boş gurura kapılıp da kendini aldatma. Nefsini ıslah etmeyen ve riyadan vazgeçmeyen çoğu ihlas sahipleri münafık oldular. Bu sebeple rahmetle yad ettiğimiz bazı büyükler şöyle der. Boş yere ihlas satmayı riyakarlar bilir. İşin önünden sonuna kadar doğruluğu bırakmayan azdır azdan da azdır. Her şey aslını bulur. Küçük hata zamanla büyür. Mesela huysuz çocuklar ilk başta yalan yolunu tutarlar. Sonra kötü toprak ve pislikle oynarlar. Daha sonra kötü yollara düşer, anasının sandığını açar, babasının kesesinden para aşırır, herkesi çekiştirmeye başlarlar. İşte bu halde iyi bir baba ve iyi bir öğretmen onu bu halden kurtarır. Allah bir kimse hakkında hayır murad ederse onu terbiyeli kılar. Ölünceye kadar öyle götürür. Ve bir kimse hakkında şer diliyorsa o adam da bulunduğu halde yaşar ve öyle ölür. Ancak Allah'a yalvaran ve ona sığınan her zaman kurtulur. Allah hem aziz hem de celildir. Her şey için bir deva yaratır. İsyan hastalığına çare itaattir. Zulme adalet yıkar. Hata bir hastalıktır. İlacı ise doğruluktur. Hak Teâlâ'ya isyan bir suçtur. Bundan kurtuluş çaresi ise günah sarhoşluğundan tövbedir. Ama asıl ilaçların tümü halkı kalpten atmaktadır. Bunu yapabildiğin an işlerin tamam olur. Hakka vasıl olursun. Semaları yükselirsin. Ruhun yücelerin sesini duyar. Kalıbın yeryüzündeki evinde yaşar. Kalbin haklı olur onun bilgi denizinde yaşarsın. İlim bakımından da hakka vasıl olursun. Amel itibariyle de kullara karışık durursun. Ne tamamen hakkın malı olur ne de halka dönersin. Öbür aleme geçinceye dek bu böyle gider. Kimse sana fert olarak sahip çıkamaz. İç alemin Mevla iledir. Dış alemin halk arasında kalır. Nefsini tek başına yola salma. Ona varlığını yükle. Ağırlığını duyur aksi halde sana yüklenir ve varlığını duyurur. Nefsi yere sermeye bak. Seni bir yere vurursa zorla kalkarsın. Sana itaat etmeli. Etmiyorsa aç bırak, az su ver. Açlık ve susuzluk kamçısını ona vur. Onu perişan etmeye bak. Her şeyini soy. Çıplak kalsın. Hiç kimsenin bulunmadığı bir yere koy, akıllansın. Bunlar ona birer acı darbe sayılır. Yola geldiğine inanıncaya kadar böyle yap. Herhalde bu kamçılar onun üzerinde olsun. Nefsini Allah'a itaat ettirmelisin. İtaate başladıktan sonra onu yine boş bırakma. Ara sıra yine yaptığı eski hataları hatırlat, pişmanlık duygularını tahrik et. O Allah yoluna devam ettiği müddetçe uy. Pek kırma. Çünkü nefsinde dünyada alacakları vardır. Onları ver vermeyecek olursan ibadet için kuvvet bulamazsın. Bütün bu anlatılanlar Allah'ın muradına ermek için yapılmalı. O'na itaat ettirmek için nefis ezilmeli. Aç koymakla iş olmaz. Bu usul her zaman faydalı değildir. Buna başka şeyler de eklenmeli. Eklenecek usuller şahsa göre değişiktir. İçin dışın bir olmalı. Her şeye uyar ol. İsyan bayrağını yırt Muhalefet sıfatını bırak, sükut yoluna gir, küfrü bırak, daima Hakk'a hayır düşün, şer yollarını bırak, hata görme. Kalbinde Hak'tan başka biri olsa, yıllarca Hak kulluğuna koyulsan faydasızdır. Bin yıl ateş üstünde Hakk'a ibadet etsen, kalbinle de başkasını görsen ve başkasından bir şeyler beklesen bunda hayır yoktur. Saadet ancak Allah'ın sevgisiyle başlar kula gönül kapıldığı an her şey bitmiş olur. Hak'tan başka her şey yok bil. Dış halinle eşyadan uzak durman ve iç alemini onların peşinden sürüklemen neye yarar? Allah kalplerde olanı bilir. Bunu bilmiyor musun? Kalbinde başkası var, dilinde tevekkül. Bu ne demek? Bu halin seni utandırmaz mı? Ey evlat! Allah'ın hilmine güvenme. Onun tutuşu şedittir. Bir tutarsa yıkılırsın. Şu cahil bilginler seni aldatmasın. Onların cümle bilgisi aleyhlerine çıkar. Lehlerine hiçbir iyilik bulunmaz. Allah'ın hükümlerini bilirler, o varlık sahibinin zatından tamamen gafil gezerler. İnsanlara iyiliği söyler fakat kendileri yapmazlar. Bir şeyin kötü olduğunu söyledikleri zaman kendilerini sorumsuz görürler. Halkı doğruya çağırırlar ama kendileri kaçarlar. İşleri hakka isyan ve ona çıkıştır. Bir kişiyi ele alır, onun hatalarını sayar dökerler. Onların ismi bende yazılı. Tarih gibi saklıyorum. Hepsini saymış durumdayım. Allah'ım, bana tövbe yolunu göster. Onlara da göster. Hepimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uğruna bağışla. Babamız İbrahim Peygamber'in yoluna ilet. Allah'ım, bizi birbirimize düşürme birbirimize faydalı olalım. Cümlemizi rahmet deryana daldır. Amin.